dindar kesimle laik kesimi uzlaştırıyoruz. Gelenekçi kesim kesin hatlarla ayrılmak istiyor. Yani laikleri dışlayacak, dekolte giyinenler dışlayacak, müzik dinleyenleri dışlayacak veyahut işte alkol alanları dışlayacak, neşeli hayat yaşayanları, efendim plaja gidenleri dışlayacak. Biz öyle yapmadık. Her iki kesimi, dindar kesimle laik kesimi uzlaştıracak ne yön varsa onu arayıp bulduk ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Fakat gelenekçi kesimin bir kısmı toplumu bölme konusunda kararlı. Bu çok büyük bir yanlışlık. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Yani müzik olan yerde Allah'ı anamazsın diyor. Kur'an da olmaz diyor. Allah Allah. Plajlarda o zaman Kur'an yasak. Allah'ı anamayacaksın. Düğünlerde Kur'an yasak. Allah'ı anamayacaksın. Eğlencelerde, efendim, herhangi bir nişanda veyahut kına gecesinde Allah'ı anamayacaksın. Çünkü müzik var, eğlence var, insanlar toplanıyorlar. Kur'an'ı da bulunduramazsın orada diyor. Bayanların olduğu yerde. Bayanların olduğu yerde, dekolte olan yerde. Mesela plajlarda hanımlar dekolte. Veyahut Kuşadası, Fethiye, Köyceğiz, Antalya, orada halk, hanımlar hep mini etekte geziyorlar ve çok dekolte kıyafetleri, yani yaz olduğu için. E burada Kur'an olmaz diyor. O zaman o şehirlerden Kur'an'ın çıkarılması lazım. Allah'tan da bahsedemezsiniz diyor. Yani bu neye göre böyle bir duruma geldi, bunu anlamak mümkün değil. Muhafazakar kesim, herkesi muhafazakar zannediyor. Halbuki değil, Türk gençlerinin büyük bölümü modern ve dışa dönük. Müzikten hoşlanıyor, danstan hoşlanıyor, eğlenceden hoşlanıyor. Yani hatta kendi çocukları bile çok modernler. Mesela muhafazakar binen ailelerin çocukları hepsi ultra modernler. Haberleri bile yok. Yani kapalı genç kızlar da hepsi çok ultra modernler. Onlar kendi 1960'ların kafasında kalmışlar. Bütün halk da öyle kalacak zannediyor. Böyle bir şey yok. Mesela Gezi olayında laik kesimle dindar kesim arasındaki anlaşmazlığı gördük. Ve o aradaki kopukluk bağını kapatarak dengeyi zor sağladık o dönemde. Yani aydın laik gençlerle gelenekçi Ortodoks Müslümanlar arasındaki o uçurumu özenle kapatmaya çalıştık ve dengeyi sağladık. Böyle muhafazakar kesimin bu modern, laik gençlere yönelik hiçbir çalışması yok, bağı da yok, tamamen kopmuş durumda. Çocuklar dinsiz gibi görüyorlar. Yani tamamen dışlamışlar. Biz o gençleri kazanmış olduğumuz için onları ikna edebildik o dönemde. Ya dedik işin aslı budur, vatana millete sahip çıkalım, sakin olun, şu bu falan. Onlar da kendi başarıları zannediyor. Yani bu Gezi olaylarının bastırılmasını falan kendi başarıları zannediyorlar. Atatürkçü laik kesimle uçurum var. Yani biz de olmasak kim bilir ne olur bilmiyorum yani. O dengeyi sağlıyoruz, aradaki bağı sağlıyoruz. Ben ne diyorum? Laik Atatürkçü kesimle dindar halk, muhafazakar halk iç içe olsun, birbirlerini sevsinler. Ben o aradaki kopukluğu kapatmaya çalışıyorum. Yani benim vasfım bu. Müzikle, dansla, dekolte hanımlar var, eğlence var. Ve dindarlığın, Müslümanlığın her türlü güzelliği var. Bakın ikisi birlikte böyle güzel yaşanırı ben evet, göstermeye çalışıyorum. Evet, adamlar da diyor ki hayır arkadaş diyor, Atatürkçü ve laiksen. Bir kadın dekolte giyiniyorsa, kendine bakıyorsa, makyajlıysa oraya Kur'an gelmez. Müzik varsa oraya Kur'an gelmez. İslam'dan, Allah'tan, dinden bahsedemezsin diyor. Ne olacak peki? Bahsedemezsin diyor. Ben müsaade etmem diyor. Plajlara da Kur'an sokulmaz diyor. Eğlence yerleri oraya da Kur'an gelmez diyor. Düğüne de Kur'an'ı getiremezsin. Kına gecesi oraya da Kur'an gelemez. Nişan oraya da gelemez. Karadeniz'de mesela horon tepiyorlar. Orada Kur'an olabilir mi? Olamaz diyor. Güneydoğu'da kadın erkek birlikte halay çekiyorlar. Karadeniz'de kadın erkek birlikte horon tepiyorlar. Orada Kur'an olabilir mi? Olamaz diyor. Buna fetvayı veren çok küçük bir azınlık. Riskli olur bu. Yani bayağı riskli olur. Yani çünkü toplum arasında uçurum meydana getirir. Laik dindar kesimle
eğlenen, gülen insanlarla içine kapalı, gelenekçi Ortodoks, denize girmeyen, müzik dinlemeyen insanlar arasında ciddi bir uçurum meydana getirir. Bu da riskli olur diye düşünüyorum. Bunu değerlendirmek lazım. Ben o uçurumu kapatmaya gayret ediyorum. Yani milli birliği sağlamaya gayret ediyorum. Tayyip Hoca'yı ben canım gibi seviyorum. Bayağı dürüst, delikanlı. Ta en başından beri titizlikle hep onu destekledim. Evet. Ve aleyhine de asla konuşmam ve kimseyi de konuşturtmam. Evet. En özen gösterdiğim konu. Ve titizlikle koruduğum bir insan. Evet. Ve ölümüne, ölümüne. Yani ölümüne korurum. Yani beni bilen bilir. En zor zamanlar zaten korudu. Evet. Gezide her zaman. Evet. Hayatımı ortaya koyarak. Evet. Her zaman. Darbede de, darbe günü de, gezide de. Evet. Yeri göğü yıktım. Her ikisinde de. Evet. Tayyip Hoca bizim kendi insanımız, kendi kardeşimiz, kendi dostumuz, mümin, muttaki, tertemiz bir insan. Aleyhine konuşmak haram olur. Müslümanın gıybetini yapmak haram ve günahtır. Hiçbir Müslüman bunu yapamaz. Hiçbir kimse yapamaz. Ben asla yapmam. Ne gıybet ettiririm, ne de kendim aleyhinde konuşurum. Haklıysa, doğruysa ayrı, eleştiren eleştirsin. Aylardan beri komplo yapıyorlar. Tayyip Hoca'nın aramızı açmak için birçok gruplar. Mümkünü yok. Mümkün yok. Çünkü ben yakından İngiliz Derin Devleti'nin oyunlarını görüyorum. Tayyip Hoca'ya nasıl oyun oynadıklarını görüyorum. O bizim kardeşimiz, dava arkadaşımız. Ulul emre itaat farzdır. Ulul emrin aksine hareket et haramdır. Ulul emre karşı bir fitne haramdır. Ulul emrin gıybetini yapmak haram olur. Böyle bir şey olmaz. Müslüman bunu yapamaz. Bu edebiyatı bıraksınlar. Yani böyle bir şey olmaz. Müslümanların ulul emri olduğuna göre, yani ulul emri açıkça Kur'an'ın hükmüne göre ulul emri. İtaat farz. Laf uzatmaya gerek yok. Fitne de haramdır. Müslüman aleyhine gıybet de olmaz. Benim televizyondaki konuşulanım esastır. Ne konuşuyorsam burada da aynısını konuşuyorum. Boş yere fitne çıkartmaya çalışmayın. Tayyip Hoca benim canım gibi sevdiğim mümin kardeşimdir. Ta genç yıllarından beri destekledim. Belediye başkanı döneminde de bütün gücümle destekledim. Ve çok büyük emeğimiz geçti elhamdülillah. Erbakan hocamızın başbakan olmasında çok büyük emeğimiz geçti. Büyük Birlik Partililer bilirler. Hatta rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu dedi ki gönüllü kuruluşlarımız, gönüllü toplum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları dedi. Sivil toplum kuruluşları dedi. Bizden rica ettiler dedi. Destek olun diye dedi. Evet. Hükümetin kurulması için. Kim rica etti bilin bakalım. Ve o ricanın üzerine hükümet kuruldu. Ben daima korudum Müslümanları, müminleri. Her zaman korudum. Ben övünmem. Ama mecbur olduğum için söyletiyorlar. Yani ben bunları söylemem. Tayyip Hocamı havada, karada, denizde her zaman destekleyeceğiz. İstediğinizi yapın. Bu gezi olaylarında ben buradan aslan gibi kükredim. Yeri göğü inettim. Avrupa'yı da burayı da. Gezi olayına. Sabahlara kadar. Hatta benim yayınımı kestiler. İnternetten yine devam ettim. Bak uydu yayınımı kestiler. O kalkışmada. İnternetten yine yurt dışına binlerce maille bütün gazeteler haber gönderdim. Bu kalkışmanın geçersiz olduğu, hükümetin meşru ve doğru yolda olduğuna dair. Ve her yeri yatıştırdık. Yine 15 Temmuz'da da daha köprüyü askerler tuttuğunda başladım ben burada. Darbeye karşı olduğumuzu, darbenin geçersiz olduğunu, milletin buna karşı tavır alması gerektiğini, tavır alın dedim, dışarıya çıksınlar dedim, milletvekilleri meclise gitsinler dedim, Sayın Kılıçdaroğlu konuşsun dedim, kuvvet komutanları konuşsun, Tayyip Hocam konuşsun dedim. Bu darbe geçersizdir ve bastırılacak dedim, hiçbir etkisi olmaz bunun dedim. Şok vardı, şok. Evet. Konuşmuyordu. Tabii felç olmuştu birçok insan. İlk tweetiniz. Bak meşruydu. Bak dedik hükümet geçerli olan hükümettir. İlk tweetim. Evet.
Fitne katilden beterdir. Askerimiz aklı başındadır. Demokrasiyle her şey, herkes çözümlenir. Bak saati görüyor musun? Evet. 23.54'te. Evet. Tweetim. Konuşmalarınız da var o geceden Adnan Bey. Sabaha kadar yayın yapmıştık. Göstert. Geçerli olan hükümettir. Askeri darbe diye de bir şey yok. Evet. Öyle bir şey olmaz. Yani askerle, milletle, devletle, polisle bir bütünüz biz. Biz öyle bölünme, parçalanma, kargaşa falan olmaz. Genelkurmay'ın resmi adresinden bir açıklama gelmişti Adnan Bey. Ülke yönetimine bir süre el konu. Tamam da onu Genelkurmay Başkanı çıkar, açıklar öyle bir şey olsa. Yani onu internette yazma o şekilde olmaz. Yani birisi internete girer, hackler, öyle yazar. Benim anladığım herhalde TRT'yi ele geçiren bir topluluk var. Evet. Bilmiyorum. Efendim, ama böyle bir şey hiç tarihte görülmemiş. Yani bu şekilde olmaz. Çünkü TRT'yi açtığımızda bir spiker çıkıyor karşımıza. Yani böyle bir şey olmazsa yetkili bir insan değil o. Sayın Kılıçdaroğlu yine açıklama yapsın. CHP'nin kurmayları açıklama yapsınlar. O çok iyi olur. Sayın Bahçeli de yine MHP'nin ileri gelenleri ve Sayın Bahçeli de yeniden bir açıklama yapsa çok iyi olur. Büyük Birlik Partisi mutlaka böyle bir, değil mi, heyet olarak açıklama yapsın. Büyük Birlik çok önemli. Saadet Partisi mutlaka açıklama yapsın. İnşallah. Parlamento mümkünse, bilmiyorum da geç vakitte olsa toplansa iyi olur. Değil mi? Evet. Toplansınlar tabii ya, millete adına bir açıklama yapsınlar. Bu vatanı İngilizlerin devletinin kahpeliğine bırakmayız. İngilizlerin devleti istediği itliği yapsın, oyun yapsın, buna müsaade etmeyiz. Ne ordumuza zeval gelir, ne polisimize zeval gelir, ne Türkiye'yi böldürürüz, ne oyun oynatırız, ne PKK'yı da sevindiririz. Ordunun yeri kışlası veyahut PKK'yla olan cephedir. Bu vatana, bu millete bir şey olmaz. Bu vatan, bu millet görevli. Fitnede itaat olmaz. Yani git mesela polise bomba at diyorsa bu dinlenmez. Haram olur. Böyle şey olur mu? Asker Güneydoğu'ya, PKK'ya. Sakın ha. Sakın ha. Büyük bir yanlış olmuş. Bu milleti yıkamazsınız. Asker de bizim, polis de bizim, özel harekatçı da bizim, hepsi bizim aslanımız, millet de bizim, devlet de bizim, ülke de bizim. Birinci Ordu Komutanı da bu hareket TSK içindeki küçük bir grubun girişimi diye açıklama yapmış. Ama Hava Karadeniz de açıklama yapsa çok iyi olur. Askerlere de karşılar yani çocuklara, onlara sarılsınlar, alıp kucaklayıp kenara alırsınız. Yani o şekilde yapsınlar. Çocuk onlar, genç, 20 yaşında çocuklar yani. Yani öfkelenmeye gerek yok, sakın ha. Türkiye'de hiç böyle saatlerce ezan ve sela okunmadı maşallah. Hafız efendiler, müezzin efendiler dinlenip okusunlar. Devam etsin ezanı. Ama dikkat edin, bizim konuşmadan sonra şok kırıldı. Maşallah. Yoksa bir şok vardı. Ama Allah'a çok şükür ilk açıklamamızdan sonra bir bereket, bir güzellik oldu. Hemen Tayyip Hocam açıklama yaptı. Diğer kişiler açıklama yaptılar. Hemen yatıştı elhamdülillah. Aman milletçe birlik beraberlik içinde olalım. Aman ha. CHP, MHP, AK Parti sırt sırta. Ne kadar büyük bir hata oldu. Helikopterden falan ateş etmek. Yani çok çok büyük günah. Biz o helikopteri PKK ile mücadele için aldık. Dün hadiste söyledim. Deccal Türklere saldırır diyor. İngilizlerin devletin kuyruğuna bastık ya. Cinnet geçirdiler. Cinnet. Elinizden gelenizi ardından koymayın. Asker bizim askerimiz. Bak aslanlarımızı kucakladık. Kışlalarına gönderiyoruz. Bizim evlatlarımız. Ankara'da, İstanbul'da, her yerde devlete sahip çıkalım. Millete sahip çıkalım. Askere, polise sahip çıkalım. Birinci köprüde de çocuklar bilmiyorlar. Yani asker anons yapılsın. Çünkü bitti yani, bu konu kapandı. Birbirlerinin haberleri yok. Kışlaya çekilsinler. Bir de asker vatandaşa silah sıkmaz. Olacak iş değil. Onda da bir gariplik var. Orada provokatör, ajan provokatör kullanılmış olabilir. Ülkücüler, efendim, alperenler, AK Parti gençliği, Saadet gençliği
ve CHP gençliği. El ele bir yürüyüş yapsalar çok güzel olur. Hüdapar'da efendim bu Büyük Birlik Partisi'nin alperenleri, aslanlarımız, AK Partili gençler aman ha dinlensinler, akşam sabaha kadar nöbetteyiz. İnşallah.